Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, Halkların Demokratik Partisi ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu yaptı. Eylem planında halk iradesine darbe çıktı. Demokrasi ve insan hakları savunmaya devam edeceğiz. AKP iktidarı 17 Mart 2021 tarihinde tek adam rejiminin bekası ve iktidar uğruna çok tehlikeli iki adım atmıştır. Başkan Köroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir tweet gerekçe gösterilerek milletvekili düşürüldüğünü aktardı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında siyasallaşan yargı eliyle bir tweet gerekçe gösterilerek önce suç icat edilmiş, ardından ceza verilmiş ve verilen kesinleşmiş yargı kararı hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koruna sevk edilerek okunmuş, milletvekili düşürülmüştür. İşlerine geldiğinde Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymuyor, kararını tanımıyorum ya da Danıştay'ın aldığı kararlarda bombanın pimi çekilmiştir gibi söylemlerle en üst düzeyde yargıya savaş açanların şimdi yargı sürecine saygı duyulmalıdır demeleri talimatın sahibi olmalarını gözlerden kaçırmaya yöneliktir. Vekilliğin düşürmesi sadece Sayın Gergerlioğlu'na değil, onu seçen halkın iradesine saldırı ve saygısızlıktır. Anayasal hakların bu tür hukuksuz ve meşru olmayan yollarla ortadan kaldırılmasıdır. İşkence vakalarını özellikle de çıplak arama gibi insanlık dışı uygulamaları gündeme getirmesiyle iktidarın saldırısına maruz kalan Sayın Gergerlioğlu, hiç kimse arasında ayrım yapmadan yürüttüğü kararlı ve dirençli insan hakları mücadelesiyle toplumun tüm kesimlerinin saygısını kazanmıştır. Köroğlu, Türkiye'nin kapatılan parti mezarlığına bir yenisinin eklenmesini hak etmediğini vurguladı. Vekiller tarafında dışarıya çıkarmaya çalışılması sırasında zamanlaması, içeriği ve hedefi önceden planlanmış olan HDP'ye yönelik kapatma davasıyla atılmıştır. Ülkemiz kapatılan parti mezarlığına bir yenisinin eklenmesini hak etmemektedir. Bu adım Kürt sorununun demokratik olanı çözümüne, barış içinde bir arada yaşam zeminine de büyük bir darbe vuracaktır. Çözümsüzlüğü toplumda etnik temelde bölünmeyi derinleştirmeye hizmet edecektir. Ancak iktidar girdiği demokrasi karşıtı bataklıktan hala medet olmaktadır. Sivil darbe mekaniği ile iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Bu tür darbe uygulamalarıyla korku dalgası yaratılmaya, seçme ve seçilme hakkı ortadan kaldırılmaya, tüm muhalif kesimlere gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. AKP-MHP ittifakının iktidarda kalma dışında bir gündemi ve amacı yoktur. Bu uğurda akla gelebilecek, gelemeyecek her türlü yola yöntem planlanmaktadır. Yeri geldiğinde hayata geçirmektedir. Parti kapatmayı zorlaştırmakla övünenler, mesele kendi bekaları olunca toplum açısından son derece tehlikeli sonuçlar üreteceği açık kararların emrini vermekten geri durmamaktadır. Halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına, bir arada yaşama iradesine, demokrasiye yönelik bu saldırıya kapatma girişimlerine karşı demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, hukuku ve bir arada yaşamayı, eşitliği savunmaya devam edeceğiz.